Sosyal medya fenomeni, Hayrettin, Survivor 2021 kadrosunda. Çekimleri, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen yarışmada, Hayrettin Karaoğuz'un hayatı, yaşı, rol aldığı yapımlar, an itibariyle merak ediliyor. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusunun sayısız yapımda rol aldığı bilinse de, en son Kalk Gidelim dizisinde Ercan karakteriyle izleyenlerinin karşısına çıkmıştır. Survivor Hayrettin hakkında detaylar videomuzda yer alıyor. Televizyonda ve YouTube'da çeşitli programlarda sunuculuk yapan Hayrettin, ünlüler takımında mücadele ediyor. İşte Survivor Hayrettin hakkında detaylar. 1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğdu. Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu'nda başladı. Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'ni bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu. Tiyatro çalışmalarına üniversite öğrencisiyken başladı. 2004-2009 yıllarında Dario Fo'nun Klaksın Borazan ve Bırtlar adlı oyununda komiser karakterini canlandırdı. Ardından Alfred Jerry'nin Kral Übü adlı oyununda başrol oynadı. ...2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları absürt komedi tarzı Kral Übü oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Hayrettin Karaoğuz bu oyunda Kral Übü karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür Ağı AŞ tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Ardından Jean-Paul Sartre'ın doğal oyunculuk tarzı olan İş İşten Geçti oyununda Dixon karakterini oynadı. Tiyatro hayatına Savaş Baba oyununda Filexenos ve Sermet Çağlayan'ın Ayak Bacak Fabrikası oyununda Öküz karakteri ile devam etti. Bu oyunlarla Türkiye turnesine çıkarak birçok yerde sahne aldı. Ayrıca tiyatrodaki arkadaşlarıyla beraber Yaratık adında bir oyun yazıp birçok yerde sahneledi. Üniversitede arkadaş grubuyla bir ekip oluşturdu ve videolar çekip sosyal medyada yayınlamaya başladılar. Okul hayatının son 2 yılında Beyoğlu'nda stand-up gösterileri yaptı. Üniversitenin son senesinde dönemin favori filmi Issız Adam filmine karşı çektikleri Kızsız Adam videosu medyada büyük ses getirdi. Çocuk filmi. Sıkılırım ben zaten. Başka planlarım var. Neyse, tamam o zaman. Kendine iyi bak. Ardından reklam kampanyalarında yer almaya başladı. Rasim Öztekin, Işın Karaca, Neko ve Hande Subaşı gibi isimlerinde yer aldığı Gelecekten Bir Gün adlı sinema filminde başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2011 yılında Star TV'de 2 sezon izleyiciyle buluşan Hayrettin adlı komedi programını başarıyla hazırlayıp sundu. Ayrıca 2010 yılından bugüne 100'ü aşkın üniversitede öğrencilerle buluşmuş tek kişilik gösterisini sunmuştur. Birçok global firmanın bayi toplantılarında sahne alarak izleyenlerine keyifli anlar yaşatmıştır. 2013 yılında ATV'de Ramazan'da yayınlanan 30 bölümlük yarışma programı Harry ile ekrana geldi. Son 2 yıldır Fanta markasının reklam yüzüdür ve her yıl düzenlenen Fanta Gençlik Festivali'nde sahne alıp izleyicilere eğlence dolu bir şov sunmaktadır. Fanta tarafından hazırlanan ve kendisinin yer aldığı Sokak Oyunları'nın kahramanları viral reklam filmi Kristal Elma ödülüne layık görüldü.
2013 yılı Eylül ayında hem Los Angeles YouTube stüdyolarında çalışmalar yapmak ve oradaki meslektaşlarını incelemek, hem de kendisini geliştirip sevenlerine daha fazlasını sunabilmek üzere Amerika'nın Los Angeles şehrinde yaşadı. Jennifer Garner gibi isimlerle görüşmelerde bulundu. İngiliz asıllı YouTube'a Sam Pepper ile başarılı videolara imza attı. DreamWorks stüdyolarına ziyaret gerçekleştirdi. YouTube'un Los Angeles şehrinde düzenlenen workshoplarına katılmış, mesleği ve kariyeri anlamında olumlu katkılar sağlayacak eğitimler almıştır. 2014 Mayıs ayında Türkiye'ye dönmüştür. Amerika'daki süre zarfında birçok başarılı videoya imza attı ve bu videoları sosyal medyada oldukça ses getirdi. Yaptığı TV şovları ve sosyal medyada yayınlamakta olduğu videolar ile tanınan Hayrettin Karaoğuz, bu çalışmalarının yanı sıra birçok film ve dizide rol aldı. 2020 yılında rol aldığı Kalk Gidelim dizisinde Ercan karakterine hayat verdi. Oyuncu Hayrettin, TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'ın yeni sezonunda ünlüler takımında yer almaktadır. Seremonide dedim ya, ne yapacağımızı bilmiyorum ama savaşacağımızı ve mücadele edeceğimizi sonuna kadar biliyorum ki herkes öyleydi. Gerek çektikleri Vine'larla, gerek kısa filmlerle, gerek paylaştıkları videolarla, çok uzun yıllardan beri halkın içinden birisi olan Hayrettin, Survivor ünlüler yarışmacısı olarak adını yazdırmıştır. Çok farklı tarzı olan Hayrettin'den bu tarza uygun bir giriş beklenirken o giriş sonunda geldi. Hayrettin, yaptığı hareketle Survivor 2021 sezonu şampiyonunun kendisi olacağını da göstermiş oldu. Çoğu kişinin Exit'ten aşina olduğu Hayrettin'i aktif sosyal medya kullanan herkes tanıyordur. Farklı tarzı ve hareketleriyle sık sık gündeme gelmeyi başaran yarışmacı, Survivor'a girişiyle tekrardan gündeme geldi. Survivor 2021 kadrosunda yer alan Hayrettin, adaya gitmeden önce ailesiyle vedalaşırken her bir aile ferdine tek tek para verdi. SMS'lerin parası diyerek renkli bir espri yapan Hayrettin, bu vedalaşma şekliyle daha Survivor başlamadan Türkiye'nin gündemine oturmayı başardı. Survivor Hayrettin, bu gidişle kısa mesajlara ücret ödeyecek iddiaları sosyal medyada komik bir şekilde ortaya atılırken, böyle yaparak şampiyon bile olacağı dile getirildi. 18.90'a gönderirken SMS. İşte Hayrettin'in ya, o anları. Al, al, al. SMS parası ya. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.